Merhaba çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikteyiz. Evet bugün sizlerle onluk yuvarlamayı öğreneceğiz. Evet onluk yuvarlayacağız. Top gibi alacağız. Dung diye yuvarlayacağız. Öyle mi? Hayır hayır öyle değil. Komik olmayalım değil mi? <laughs> evet onluk yuvarlamayı öğreneceğiz. Ama onluk yuvarlamadan önce onar onar saymayı hatırlıyor muyuz? Bir bakalım. Hadi birlikte sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aferin size. Şimdi de sizlerle birlikte aradaki sayıyı bulmaya çalışalım. 30 ile 40'ın arasındaki sayıları bulalım. 30 ile 40'ın arasında hangi sayılar var? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 30 ile 40'ın arasında bunlar varmış. Peki 20 ile 30'un arasında ne var? 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Peki 60 ile 70'in arasında hangi sayılar var? 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Peki 80 ile 90'ın arasında hangi sayılar var? 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 var. Evet bunlar bizim iki onluğumuzun arasındaki sayılar. Peki şimdi sizlerle beraber verilen sayının hangi onlukların arasında olduğunu bulmaya çalışacağız. Tamam mı? Bilgisayarımız bize sayılar verecek. Biz de bu sayıların hangi onlukların arasında olduğunu bulacağız. Hadi başlıyoruz. İlk sayımız 22. 22 hangisi onlukların arasında? Evet 22. Önce ne var? 20 dediğine göre 22, 20 diyor. Önceki sayımız onluğumuz 20. Sonraki onluğumuz ne? 20'den sonra hangisi var on onlar, onlar saydığımızda? 20, 30. Sonraki onluğumuz 30. Evet bilgisayarımız yazdı. 22, 20 ile 30'un arasındaymış çocuklar. Diğer sayımız ise çocuklar 15. Hangi onlukların arasındaymış? Bir bulalım. 15, 15. Yani direkt alt onluğumuz 10. Üst onluğumuz ise 15'ten sonra yani 10'dan sonra 10, 20. O zaman üst onluğa da 20 yazacağız. Onla 20'nin arasındaymış. Diğer sorumuz geldi. O da 41. Peki 41 hangi onlukların arasında? 41. 40 diyoruz bakın. 41. Birler basamadaki sayı silersek 1 gider ne olur? 40. Alttaki onluğumuz 40. Peki üstteki onluğumuz ne olacak? 40. 50. O zaman 40 ile 50'nin arasındaymış yazıyoruz. Bir sonraki sorumuzu da yapalım. Sayımız kaç? 69. Hadi. 60. Evet at üstünde. 69'a ne diyorum? 60. Alttaki onluğumuz 60. 60'tan sonra hangisi gelir onluk olarak onar onar saydığımda? 70. O zaman üstteki onluğumda 70. Size bir hikaye anlatmamı ister misiniz? İstersiniz değil mi? Benim hikayelerimi seviyorsunuz değil mi? Biliyorum biliyorum. Kızım da çok seviyor. Başlayalım. Hikayemizi anlatalım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal, pireler bakkal iken Sayılır ülkesinde yaşayan iki tane deniz kaplumbağası varmış. Bu iki kardeş deniz kaplumbağası iskeleden sayıları alırlarmış ve onluklar adalarına götürürlermiş. İkisi de sürekli önlerine gelen her sayıyı alıp Götürüyorlarmış bırakıyorlarmış. Önlüklerin önlerine gelen her sayıyı alıp götürüp bırakıyorlarmış. Ama akşam olduğunda o kadar çok yoruluyorlarmış. O kadar çok yoruluyorlarmış ki demişler ki bu işe bir çözüm bulalım. Bu arada kardeşlerin ismi biri alt on diğeri de üst onmuş. Kardeşler o gece oturmuşlar, düşünmüşler, taşınmışlar, kafalarını karıştırmışlar, biz ne yapsak demişler, ne etsek demişler. Bir çözüme varmışlar. Alton demiş ki bundan sonra gelen sayılara bakalım. Diler basamağındaki sayı 5'ten küçükse onu ben taşıyacağım. Alton. Sayımız 5 beş ve 5'ten büyük ise onu da üst ton olarak sen taşı demişler. Böylelikle ikimiz de o ada bu ada gidip yorulmayız demişler. Çok güzel bir çözüm yolu bulmuşlar değil mi? Şimdi beraber bir gidelim bakalım. İlk sayımız geldi. Kaç olsun ilk sayımız? Kaç olsun? 37 mi? ne kadar çok sevdiniz bu 37? Haydi 37 olsun. 37'ye baktık. Şimdi 37'yi alt 10 mu taşıyacak? Üst 10 mu taşıyacak? Nasıl bulacağız? Ne demişlerdi? Alt 10 üst 10'un iki kardeşin kuralı neydi? Birler basamağı 5'ten küçük ise alt -on, büyük 5 beş ve 5'ten büyük ise Üst ton taşıyacaktı. Birler basamağında kaç yazıyor? 7 yazıyor. O zaman kim taşıyacak? Üst ton. Güzel. Üst tonu sırtına bindiriyoruz. Sayımızı. Üst ton. Üst tonluğa götürecek. Peki üst tonluğu ne? Hangi onlukların arasında? Evet adalarımızda yazıyor bakın. 30 ile 40'ın arasında. Hangi adaya gidecek? 40 adasına gidecek. Güzel. Üst onluğa yuvarlanacak. Yani 37 yuvarlandığı zaman 40 olacak. Tebrik ediyorum sizi. Şimdi bir sonraki sayımıza geçelim. Sayımız 42. 42 acaba alt onluğuna mı yuvarlanacak? Üst onluğuna mı yuvarlanacak? Bakıyorum. Birler basamağında ne yazıyor? 2 yazıyor. 2 5'ten küçük. O zaman Nereye gidecek alt onluğuna? Peki adalarımızda kaç yazacak? 42 olduğuna göre alt 40, üst 50. Bizim 42 nereye gidecek? Alt onun sırtına binecek ve alt onluk adasına yani 40'a gidecek. Aferin size. Sıradaki sayımız sırası gelen sayımız 59. Adalarda kaç yazması lazım? 50 ve 60. 50 ile 60'ın arasında hangisine gidecek? Birler ve samağına bakıyoruz. 9. 5'ten büyük. O zaman üst ton taşıyacak. Hadi bakalım 59. Üst 10'luğun sırtına ve bir üst 10'luğuna. 60'a. 59 yuvarlandığı zaman 60 oluyormuş çocuklar. Evet sıradaki sayımız 65. 65'i kim taşıyacak acaba? Çok merak ettim. Siz biliyor musunuz? 65, 5 neydi? Kural neydi? Hatırlıyor musunuz? Aferin size hatırlattınız bana teşekkür ediyorum. 5 Beş ve 5'ten büyükleri üst ton taşıyordu öğretmenim dediniz. Teşekkür ediyorum. O zaman üst ton taşıyacak. Bunu da karar verdik. Peki onluklarımızı adamıza yazmamız lazım. 65 hangi onlukların arasında? Bir taraf 60, bir taraf 70. Evet 65 üst tonun sırtına bindi ve üst tonluğa doğru yani 70'e doğru yol aldı. Güzel. 70'e gitti. Aferin. Sıradaki sayımız 73. Kim taşıyacak 73'ü peki? Alt onluk mu, üst onluk mu? Adalarımızı hangi onlukların arasında olduğunu yazalım. 73, 70 ve 80'in arasında. Peki 73 birler basamağındaki sayı kaç? 3. 5'ten küçük. O zaman ne olacak? 6 10 taşıyacak. 73'ü alacak ve 70'e götürecek. 6 10 70'e götürdü. Evet bizim bu deniz kaplumbağalarımız çok tatlı değil mi? Peki size bir soru sormak istiyorum. Deniz kaplumbağalarının diğer adı ne? Biliyor musunuz? Biliyorsanız lütfen yorumlara yazar mısınız? Beni de bilgilendirin. Hepinize tek tek cevap vereceğim ama yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Evet, hikayemizin sonuna geldik. Fatma öğretmen'in hikayesi bu kadardı ama hikayemiz size onlar yuvarlamayı öğretti, değil mi? Çok eğitici bir hikayeydi. Şimdi bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Yani veda zamanı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Okul sokağında kalın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.